Biliyorsunuz sosyal medyada para karşılığında retweet yapan hesaplar vardır. Ve bu bazı hesapların tek bir retweet'i 50 bin lira 60 bin liradır. Cemal Bey'in bu paylaşımlarını onlar retweet etmişler. Ardı ardına bütün paylaşımlarını retweet ediyorlar. Bakın şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Şu an Cemal Bey'in yaptığı paylaşımdayız. Cemal Bey bunu ne zaman paylaşmış? Saat 18.35 sularında paylaşmış. Yani birlik beraberlik mesajı veriyor. Bakın yeniden gönderilere girdiğimizde göreceksiniz. Bakın size şurada birkaç hesabı göstereyim. Günlük konuşanlar dozu. Wallpro HD, Gotik Sanat. İlginç biri var arada. Zihni Çakır var. Yine aşağı doğru iniyoruz. Bakın şimdi göreceksiniz. Tweetgram kesin yaşanmıştır bu. Siyasi tweetler gibi. Çok sayıda bakın bu sadece bir tweet'i üstelik. Şimdi bunu niye söylediğimi hani dile getirmek için aktaracağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parası bir biçimde birilerinin parası yani bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nde giden partiye bu partiye giden para hocam bu işlere verilmiş. Ya Altan, keşke göstermeseydin bunları. Yani ne diyeyim bilmiyorum ki. Hakikaten yani mide bulandırıcı bir tablo. Bilmiyorum daha önce bu senin yaptığın tespit gündeme geldi mi? Ama şimdi ya ne söyleyeceğimi bilemiyorum Altan. Böyle devam etsinler Altan. Böyle devam etsinler ve biz o İstanbul İl Kongresi mi, sonra kurultay mı? Bunları CHP'nin cenaze töreni olarak izleyelim. Bunlar cenaze töreni olur Altan. Ha sonra da yerel seçimlerde de iktidar bunların helvasını yer. Ne İşin diyeyim tuhaf tarafı Altan? Yani helvada bizim de şekerimiz olacak. ha O helvanın olur. şekerini de bizden Tabii alacak. yani sonuçta yani insan öfkelenmemek elde değil Altan. Hele işte şu gün ortamda hakikaten yani Türkiye'yi bu hale gelmesinde katkıları büyük. Yani önünü açtılar. Yağ sürdüler ekmeğine iktidarın Elbette ki, ve işte o elbette. çerçevede çok daha rahat bir şekilde muhalif kamuoyuna yönelik Türkiye'nin muhalif toplum kesimlerine yönelik korkunç bir yıpratma, baskılama, korkutma kampanyası önü açıldı. Yani gazeteciler içeride, işte Gezi'de durum ortada, sanat dünyasına yönelik baskı, işte konserler ortada, üniversitelerdeki baskı ortada. Çok daha rahat yani ya elini kolaylaştırdılar. Yani o kadar şahane bir ortam yarattılar ki bunu da değerlendiriyor. Yani değerlendirmese zaten kendisinden herhalde şüphe eder. 20 yıllık müktesebatı, siyasi müktesebatı yani pratiği, söylemi ne bildiğimiz iktidar ve onun öznesi eğer bunları yapmazsa herhalde kendinden şüphe eder. Ya böyle bir muhalefet işte o muhalefetin yarattığı ortamda bu iktidar biraz önce söylediğim gibi bir Karun düzeni karşımızda artık. CHP'nin ise derdi sana İbrahim söylemiş değil mi İbrahim Uslu şunu demek istiyor aslında. Yani diyor ki biz böyle geldik böyle gideriz muhalefet olarak. Yani Türkiye'de iktidar olamayız ama belli bir oy kapasitemiz var. Oy miktarımız var. O oyla da her zaman ana muhalefet oluruz. Ana muhalefet olmanın da işte bir takım imkanlar sağladığı söylenebilir. Biz bununla yetiniriz.
Yani sürece baktığımız zaman, sürecin gidişatına baktığımız zaman bu böyledir. Ve ben sana şunu söyleyeyim. Bu aslında Baykal'dan bu yana CHP'nin içinde olan durum budur. Yani İbrahim'in ima ettiği nokta aslında Baykal CHP'siyle, Baykalizmle birlikte bu ülkede kendini göstermiştir. Ve işte ancak nasıl iktidar olabilirsin CHP olarak? Belki arkana işte o eski dönemde Türkiye'de siyasi özne olarak öne çıkan zinde kuvvetleri alarak ya da işte devleti alarak iktidar olma, ama onun dışında toplumsal süreç işlediği zaman toplum içerisinde ne yazık ki işte belli bir sınırın ötesine geçemeyen, buna rağmen işte tabii son seçimde başka partilerin işte katılımıyla, katkısıyla, özellikle işte İyi Parti ve Kürt siyasi hareketinin sonuçta belli bir muhalif potansiyeli, muhalif kitleyi arkasına alabilen bir CHP lideri oldu. Ama seçimde verdiği sözleri tutamayan, yarattığı hayalleri, beklentileri boşa çıkaran, büyük bir başarısızlığa imza atıp işte o %48'lik kitleyi hüsrana uğratan, lanet olsun ben artık bu süreçlerin içinde olmayacağım dedirten ve herkesi kendi başının çaresine bakmaya yönelten, iktidar söz konusu olduğunda da işte Erdoğan rejimine post Erdoğan dönem için kendini hazırlama imkanlarının önünü rahatlıkla açan, hiçbir muhalefet baskısına uğramaksızın, muhalefetin baskısını üzerinde hissetmeksizin rahat rahat sonrasına damadımı hazırlayacağım, ne yapacağım, kendi içimde bir temizlik mi yapayım, şu işte soylu kliğini ortadan mı kaldırayım, bunun için Bahçeli ile işte bir müzakere mi ederim, bir hoş sohbete mi dalarım, onu nasıl ikna ederim, bütün bunların imkanlarını ona verdi. Aslına bakılırsa Altan, muhalefet ne kadar kendi içine kapalı olarak liderlik kavgasına tutuştuysa, yani küçük bir baskı üzerinde, aynı durum iktidar açısından da söz konusu. İktidar da diyor ki ben iktidarım, ben de kendi içimde bundan sonraki süreci nasıl karşılayacağım? Benden sonra bir muktedir olarak bir tek adam rejiminin devamı nasıl sağlanacak? Bunun değerlendirmesini yapayım, projelendirmesini yapayım. Bunu işte tartışmaya açayım kendi içimde. Kimi getiririm, nasıl olur? İşte Hakan Fidan nerede duracak? İşte Selçuk Bayraktar nasıl olacak? Berat'ı ne yapacağım falan. Bütün bunları rahat düşünebiliyor. Şey yapabildiği, değerlendirebildiği. Efendim? Düşünebiliyor. Çünkü böyle bir zamanı var. Muhalefet ona bu zamanı veriyor. Aynen. Aynen. Böyle bir tablo ve bunun içerisinde elbette olan yine muhalif kamuoyuna oluyor. Muhalif toplum kesimlerine oluyor. Ve onun içerisinde elini taşın altına koymuş olanlara oluyor. Yani işte bunun başa dönüyoruz. En acı örneği işte şu son birkaç saat içinde gündeme gelen Yargıtay'dan çıkan ceza onayı. Öbür taraftan sanat dünyasında yaşananlar ve orada linçlere sabahtan beri biliyorsun kanun hükmü belgeseline yönelik muazzam bir linç kampanyası sosyal medyada devam ediyor. Bakalım buna işte muktedirlerin tepkisi nasıl gelecek? Liderler ağzından geldiği zaman bunun sonrasında olabilecekleri de dilemiyoruz. Başta söylediğim gibi elbette. Ama ne yazık ki çok ciddi orada da risklerin olduğunu düşünmek mümkün. En azından belki buna hazırlıklı olmak
gerekiyor.